işlediğimiz konulara değinmek zorundayım. Bunun için hemen görüntü ayrımı yapacağım. Duyulardan, anlıktan bahsedeceğim. İdelere hiç dokunmayacağım, biraz arkadaşımız anlatacak. Ardından bu nesnenin bilgisinden bahsedebilmem için tam algı, bilinç meselesinden bahsedeceğim. En son olarak ise fenomen konusuna değindikten sonra topu ihtiyat arkadaşımıza atacağım. Şimdi dilerseniz başlamak istiyorum. Şimdi sırayla ben fenomen görüntü ayrımı yapmamı istiyorum. Öncelikle fenomen bilgi konusu olabilecek her şey, yani nesnini olarak görebilirsiniz. Örneğin bu bir şişe olabilir, çiçek olabilir. Yörünge ise bu maddenin belirimi ile ilgili bir şey. Örneğin bu şişenin renksiz olması gibi, plastik olması gibi bu yörünge oluyor. Şimdi burada bizim tasarımlarımız duyuya geldi. Buradaki duyarlılık bu fenomenlerin bilgisine malzemeyi getirdi. Okey. Burada anlama yetisinin sentetik ilkeleri, yani kategorileri de bu bilgiye formunu, zorunluluğunu ve genel geçerliliğini veriyor. Ama onların imkanı hani a priori olarak deneyden çıkarılmıyor, bu özür diliyorum. Ama bu a priori olarak deneyde vardır. Şimdi ben duyuya geri dönmek istiyorum. Uzay zamandan bahsetmek istiyorum kısaca. Uzay saf biçimlerden biri. Bu uzay saf biçimlerden biri. Bütün var olanları içinde barındıran bir şey. Dış duyunun tüm görüntülerin biçiminden, duyarlılığın öznel koşulundan başka bir şey değil bu uzay. Ve saf sezgidir. Zaman ise tüm sezgilerin temelinde yatan bir şeydir. Hani zorunlu bir tasarımdır. Dışsal olarak zaman sezilemiyor uzaya göre. Bu iç görünüm mevzusudur zaman. Ardı ardı dizme vardır. Yani öznel de kısaca bahsetmek gerekirse. Uzay ve zaman kendilerinden sentetik a priori bilgilerin elde edildiği iki bilgi türlerinden bir tanesidir. Diğeri de kategoriler. Onları zaten bahsedeceğim biraz sonra. Ardından da biz bu uzay ve zaman aracılığı ile bu fenomeni uzay zaman aracılığı ile özneye taşıyorum. Yani şu bahsettiğim şey aslında bir özne. Dolayısıyla benim nesneye nesne diyebilmem için bu uzay zamanı bilmem gerekiyor. Bundan dolayı bu uzam ve zaman dolayısıyla bilginin koşullarını oluşturan bir şey. Yani bir nesnenin nesnel gerçekliğe sahip olması için onun uzay ve zamana yerleştirilmesi gerekir. Yani uzay ve zaman empirik bilimlerin a priori formlarıdır. Şimdi görüler Kant'a göre burada anlama yetisine bir edimle birleştirilir. Buna Kant sentezden kısaca bahsetmek istersen, neden bunu yapıyor? Çünkü bunu biz duyular aracılığıyla yapamayız. O yüzden bunu yapıyor. Dolayısıyla Kant'ta sentez çeşitliliği ister görüde olsun, isterse kavramların çeşitliliği olsun, sentetik birliğinin tasarımıdır bu.
Dolayısıyla bu sentezde kavramlar, uzay ve zamanın bir birleşimi söz konusudur. Yine bahsedecek olursak burada imgelenden, sentezi oluşturan şey imgelendir. Yine imgelen üretici hayal gücü eylemidir. Yine burada ve şimdi yapılan bir şeydir. Yine devam edecek olursak, şimdi ben biraz genel bir bilgi vermek istiyorum devam etmeden önce. Kant'a göre duyusal dünya bilgimizin ve deneyimimizin tek birisi olabilir ve bilgi duyu verileri ve algılarıyla mümkün olur. Salt aklın gücü yanıltıcı olabilir. Anlama yetisinin ilkeleri dolayısıyla numenlere değil fenomenlere ait bir alandır. Bunu ileride açıklayacağım. Buna da Kant transandental gerekiyor. Yani aklın kendi sınırlarını bilmek zorundadır. Aklı sınırlandırmak demek onun nesnelliğini gerçekleştirmek demektir. Şimdi iki unsurdan oluşan bilgi bir yandan duyusal dünya yani fenomenler ile uzay zamana bağlanmıştır. Diğer yandan ise Cihat arkadaşımızın anlatacak olduğu konu olan numenler alanında. Buna bahsetmek istemiyorum. Az önce bahsettim zaten. Devam edeceğim konuma. Şimdi geriye dönelim. Şimdi uzay zaman tarafından verilen tasarımlarım. Sonlu akıl tarafından tasarımlar kendi aralarında bağlantı kurdu. Buna biz kategoriler diyoruz. Nedir bu kategoriler? Kategoriler anlama yetisinin a priori ilkeleridir. İşte nicelik, nitelik, bağıntı kiplik gibi dört hani ana başlık altında yargı yetisini bunlar sınırlandırırlar. Bu alan yine spontan çalışırlar. Bu anlam yetisi görünüm formlarını işler, kavrar, kavramaya çalışır, özür diliyorum, yargılar üretir. Buna ise biz nesnel, deneysel yargılar diyoruz. Bunun dışında şurada bir soru çok önemli. Onu sormak istiyorum. Kant diyor ki kategoriler görünüşlere uygulanması nasıl olanaklı olacaktır diye bir soru soruyor. Burada ise Kant şema kavramını ama transandantal şema kavramını kullanır. Ve Kant burada anlamı yetisi ile anlamı yetisi ile saf görü hani aynı türden anlamı yetisi ile saf görü arayacak. Aynı türden bir şey arayacak. Ve burada şema ve imge kavramı çok önemli bizde. Şema kavramı yine kısaca bahsedecek olursak kavramları bağlama işlemi fakat aynı türden kategorileri bir araya getirme işlemine deniyor. İmge ise duyu alanıyla ilgili bir şey ve imge şemayı oluşturan bir şey fakat burada aklınız karışabilir. O yüzden ben burada üçgen örneğini vermek istiyorum. Üçgen kavramına bakacak olursanız üçgen kavramında içerisinde ikizkenar üçgen vardır, eşkenar üçgen vardır, çeşitli üçgenler vardır. Bu saymış olduğum üçgenleri biz
Yani bu imgeler aslında bu şemanın içerisinde. Bunu böyle eğer kavrarsanız aslında çok daha netleşir durum. Yani kısaca şema tüm geçerli olanları çıkarma meselesi aslında. Yani türdeş olan temsilleri kategorilerle bir araya getirme işlemi diyebiliriz buna. Ben şimdi nereye kadar anlattım? Evet, okay. Şimdi ben burada bilinç kavramından bahsedeceğim. Henüz bilgimiz tam olarak oluşmuş değil. Burada eksik olan bir şey var. O da tam aldı meselesi. Ama tam aldı meselesini bilmeden önce benim bir bilinç kavramını açıklamam gerekiyor. Hadi size içmeyelim. Objeye yönelen bir ben bilinci, beni bilme vardı. Bunu bilmek Kant'a göre olanaklıdır. Buraya kadar anlamadığınız bir durum var mı? Okey, devam ediyorum. Şimdi, ben şimdi burada görülerinden geri dönmek istiyorum. Kant'a göre görü her düşünmeden önce verilmiş olan tasarıma görü denir. Bunun yanı sıra görünün bütün çeşitliliği, bu çeşitliliğin bulunduğu öznede yer alan ben düşünüyorum ile zorunlu bir şekilde bağlantısı vardır. Yani bu anlattıklarımla bu kavram zorunlu bir ilişkisi vardır. Fakat bu ben düşünüyorum duygusallıkla bir bağlantısı yoktur. Yani bu benim anlattıklarımdan yola çıkarak ortaya çıkmış bir şeydir. Dolayısıyla devam edelim. İşte bu tasarıma Kant saf ya da asli tam algı olarak adlandırıyor. Çünkü ona göre burada tüm tasarımlara eşlik etmesi gereken her bilinçte bir ve aynı olan ben düşünüyorum, üreten ben bilinci vardır. Kant bu noktada hareketle tam algının birliğini ben bilincin transcendental birliği olarak Kant tam algının birliğini görüde verili olan çeşitliliğin ben bilincin birliğinde birleşen bu bağlantılanmayı olmaksızın yani görüde
gerçekleşemez diyor. Demek istediği bu. Yani yapmaya çalıştığım şey şuydu. Yani ben burada anlamı ile duyuyu aslında burada kat ayırmaya çalışmış. Yani bunlar aslında farklı diyor. Burada meselemiz aslında yine bilince dönüyor. Burada önemli olan şey bu. Dolayısıyla bu tam algının girdiği deneyin ön koşuludur. Tam algı mesela bitti. Yani buradaki bağlantı kurabilmem için tam algı, ben bilinci, ben düşünüyorum çok önemli. Şimdi ben fenomen konusuna geçeceğim ve ondan sonra arkadaşım Cihat'a bırakacağım bu konuyu. Bu konu zaten Cihat fenomen konusuna dönmek zorunda kalacağından dolayı pek fazla üstüne durmayacağım. Bir soru sorabilir miyiz? Tabii. Yani arkadaşlar belki merak ediyorlar. Bilmiyorum, merak ediyor gibi görünmüyorlar burada. İçeride, içlerinde oturunca bir şey oluyor insan. Anlıyor, orada sahnede yalnız kaldığını da. Neyse, bence çok güzel anlatıyorsun ama mesela biz bu bilinç mevzusunu anlamadık. Neden bilince ihtiyaç duyduk? O kadar duyudan, görüden, anlama yetisinden, idelerden bahsederken, sentezdi, şemaydı falan filan yapmaya çalışırken, biz daha bunları 10 haftada geçemezken, neden bilinç kavramına ya da Kant neden transandantal tam algı diye bir kavrama ihtiyaç duyuyor? Biraz onu üstünde tekrar durmuş. Yani bilinci yeniden açıklar mısın? Tamam, tekrardan. Evet, tahtada çizmişsin kısaca, zaten. Onun üzerinden şey yapabilirsin. Tamam, kısaca o zaman ben bunu üzerinde... Arkadaşlar merak ediyorsunuz bu bilinci. Burada algılama durumu çok önemli. Yani bilgimiz tam olarak oluşmadı. Biz şu an uzay zaman meselesini anlattık. Kategorilerde biz bağlantı kuracaktık. Hani dedik ya biz kategoriler oluşturur dedik. Burada bilinç çok önemli. Burada algılama meselesi aslında bizim meselemiz. Ve bunun için ise Kant buradakilerini anlatıyor. Burayı anlattık mı biz? Önce ben bunu söyleyeyim. Yani şeye ihtiyacımız var. Kant bilgiyi üretmekte bir sıkıntı görmedi şimdiye kadar anlattı ama bilinç kavramı bizim için şu iş için gerekli, birlik vermek için. Yani evet. O algıda elde ettiğimiz çeşitlilik ya da işte İngerem'deki o sentezdeki çeşitliliğin bir birliğe ihtiyacı evet, var. Evet. Bu birliği ne yapacak? Evet. Yapacak olan şey de bilinç. Evet. Dolayısıyla bilinç kavramını tekrar Descartes'e geri dönerek çözmeye çalışıyor. Evet. Evet, buyurun. Devam edelim. Evet, miyim? Evet. Teşekkür ederim. Keşke onlar sorsaydı. Sorun değil. Gayet güzel gibi. Harika. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Kendini bilmeyle ben bilinci arasında nasıl bir ayrım var? Çünkü onları böyle merdiven gibi yazmış. Sanki ayrı ayrıymış ya da gerçekte ayrıymış gibi. Acaba aynı şey midir? Kendini bilmekle... Aslında kendini bilmeden çıkıyor bu ben bilinci. Yani bilinç mevzusu bilmekten daha fazla bir şey o halde. Bilinç mevzusu ben bilinci ifadesi yani ya da bir birlik kazandıran bir şey. Bilmenin kendisini, daha doğrusu bilme üzerine bilme gibi bir şey. Evet, ona yani benzer. Dolayısıyla onun bir bilinç oluşturmak dediğimiz şey sadece bilmek değil, çoğu şeyin farkında olabiliriz ama yani o farkındalığın bir başka itkiye dönüşmesi lazım. Yani bir bütünlük ya da genel bir tavır, yeni bir şey üretmeye yol açması evet. lazım. Ben bilinci de bildiğimiz şeyler hakkındaki o birlik sayesinde bir şeyler söyleme hakkı elde ediyoruz evet. gibi bir şey. Evet, anladım. Teşekkür ederim. Ayrım olduğunu düşünebiliriz yani bu anlamıyla. Yani küçük bir nüans. Bu biraz evet. daha hani içine girmek gibi bir şey evet. yani adım adım evet. daha derine inmek. Daha derine inmek. Evet. Düşünülebilir. Şimdi Kant'ın deney bilgisi olarak adlandırdığımız bilginin nesnesinde türden bilgi olduğunu biz fenomen numen kavramlarının temel temelinde görebiliriz. Fenomenler dünyası, buna ben pek fazla girmeyeceğim, sadece kavramını yapacağım. Bir sayıya yazabilirim sanırım.
uğraşmayacak. Bizim meselemiz tamamen az önce size anlattığım bu anlama yetisi ve duyulardaki şu alanla ilgili bir mesele. Yani şu aklın kendisine çizdiği bu alanla ilgili bir mesele. Yani şu kısımla ilgilenmiyor fenomen. Tamamen bu alanla ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Yani Kant'ın düşüncesine göre insan zihni nesnelerin dayandığı temel ilkeyi, yani kendinde şeyi ya da numen onu, yani kimi yerlerde numen deniliyor, bunu bilemez. Yani ancak bize göründükleri gibi, yani bizimle ilişkileri içinde bilebilir. Yani şu anlama yetisinde anlattığım kısım diyebilir. Yani şu kısımları, yani fenomenden aldığım tasarımları, uzay zamanda yaptığımız bu bağlantılarla, katalizörlerle, tam algılarla oluşturduğu bu şeyi bilebilir diyor fenomen ancak. Onun dışında yine bu fenomen-numen ayrımının temelinde aslında Kant felsefesinde insanın bilme yetilerine göre ortaya koyan bunu aslında. Dolayısıyla Kant'ın Kant'ın teorik felsefeyi ortaya koyarak açıklamaya çalışır. Yani bunu teorik akılla bunları ortaya koymaya çalışır. Kısacası nesnenin bilgisine göre ortaya koymaya çalışır. Sanırım beni kanıtlayacak olduğum şey bu kadar. Tiyatro hislerine kadar arkadaşlar şeyi merak etmişler. Çünkü sen gerçek işine devam ediyoruz. Geliz belki bize yardımcı olur. Şimdi bu kendinde gerçeklik